Abdurrahman Dilipak. Sevgili Pelosi. Solcular genelde ya kendi dışındakileri eleştirirler ya da başkalarını eleştiremedikleri zaman kendi arkadaşlarını eleştirirler. Hep eleştirirler. Devrimcilikleri hiç bitmez, hep devirirler. Ama kendilerinden birini eleştirirken eleştirdikleri kişinin adından önce sevgili diye başlarlar. Ben solcu değilim, solcu değilseniz sağcısınız demek de doğru değil. Çünkü bu ikiden birini seçmek zorunda değilsiniz. Ben sağcı da değilim. Ha, o zaman futbolcusun. Gençliğimde öyleydi. Biri sağcı da değil, solcu da değilse futbolcudur. Mumcuyla bir paneldeydik. Birileri aradan bağırdı. Aşırı sağa da aşırı sola da karşıyız. Mumcu solcu, ben de sağcı olmuş oluyorum onun gözünde. Mumcu mikrofonu aldı, ben de aşırı ortaya karşıyım dedi. Ne günlerdi. Aşırı orta nasıl olunur? Yüzde kaç sağ, yüzde kaç sol katmak gerek? Biraz Marx, biraz Adam Smith, biraz milliyetçilik, biraz maneviyat, biraz minare gölgesi, biraz davul tozu. Yine Mumcu, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşını tanımlarken şöyle demişti. İsviçre Medeni Kanunu'na göre evlenen, İtalyan Ceza Yasası'na göre cezalandırılan, Alman Ceza Mahkemeleri usulü yasasınca yargılanan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Ne kadar yerli ve milli değil mi? Bir başkadır benim memleketim derken, dilimin ucunda müziği Ayten Altman tarafından seslendirilen Memleketim şarkısı. İşe bakar mısınız? Bu şarkının müziği aslında Rabbi Elimelek isimli geleneksel bir Yahudi ezgisidir ve Kudüs'ü anlatır. İngiltere'de hepsi de kraliyet yanlısı, işçiler ve patronlar parlamentonun sağ ve sol tarafına oturunca biz de sağcı ve solcu oluyoruz. Demirel fötür şapka giyiyor, Ecevit ortanın solunda ya, o da kasket giyecektir. İşçiler solcu, köylüler sağcı olarak, fakirler solcu, zenginler sağcı, ırgatlar solcu, ağalar sağcı. Adamlar ne kralı tanır ne kraliçeyi, ne sağı bilir ne solu. Biri ekmek derdinde, biri han hamam. Birileri gelir, ağanın çocuğunu koleje, işçinin ve köylünün çocuğunu alır, dindarsa İmam Hatip'e, değilse köy enstitüsüne. Dindarını da, laikini de kendi yetiştirecek. İstediği zaman bu ikisini birbirine karşı kışkırtarak o nevi şahsına münhasır ciddi demokrasiye balans ayarı yapacaklar. Yani işin Türkçesi, aynı ülkenin çocuklarını dini, etnik, ideolojik, politik, felsefi ve vicdani kanaat farklılıklarına göre ayrıştırıp, sonra onları birbirine kırdırarak, onların kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmek isteyen birileri var. İşte sevgili Pelosi burada devreye giriyor ve diyor ki, Trump'a hatırlatıyorum, Kuzey Kore'de değilsiniz, Türkiye'de değilsiniz, Rusya'da değilsiniz, Suudi Arabistan'da değilsiniz, Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve burası bir demokrasi. Kim bu hatun kişi? ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi. Bunu niye söylüyor? Trump seçimleri kaybetmesi halinde barışçıl bir devir teslimi taahhüdünde bulunmamış. Şimdi Nancy Pelosi ablaya birkaç şey sormak gerek. Cici demokrasinizin suyu mu çıktı? Hani demokrasi kavramlar ve kurumlar rejimiydi ve demokrasilerde çözüm tükenmezdi. Biz Amerikan demokrasisinin arka bahçesini de biliriz, derin gerçeklerini de. Sahi bu işler şimdi nasıl bu noktaya geldi? Kennedy'yi kim öldürmüştü? Trump gitmeyeceğim diyorsa kime güveniyor? Sahi Covid'i geçtik, şu bir siyahinin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar nasıl bu noktaya geldi? Antifa filan ne oluyor? FETÖ ile nasıl kol kola girdiniz? PKK ve PYD ile kanka oluverdiniz? Anlaşılan sizin demokrasinizde çıkarınız söz konusu olduğunda her şey mümkün. Kuzey Kore ve Rusya'ya geçelim de Türkiye ve Suudi Arabistan konusunda buralarda siz ne dediniz de olmadı. Türkiye'de 10 yılda bir darbe yapıyordunuz. Son denemeniz 15 Temmuz'da gerçekleşti. Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Kushner ne derse onu yapıyor.
Suudilerin rejimi sizin eseriniz değil mi? Gezide de sizin çocuklar iş başındaydı. Sanırım Pelosi şecaat arz ederken ağzından sirkatin kaçırmış. Bu işlerin nasıl olduğunu bilmiyor olamaz. Bunlar hem suçlu hem güçlü olunca böyle davranabiliyorlar. Biz tarihin sonuna gelirken Amerikan rüyasının sonunu da görüyoruz. Amerikan rüyası dedikleri Kızılderililerin kanları, kara derililerin gözyaşları, sarı ırkın hatta bütün mazlum halkların çalınan alın terlerinden elde edilen zenginliğin kışkırtıcı halleriydi aslında. Kan ve gözyaşıyla geldiler, öyle devam ettiler. Arkalarında ilkini aratacak bir kan gözyaşı bırakarak veda etmeye hazırlanıyorlar. Kızılderili reis Steele'ın dediği, belki de bu topraklarda onlar kadar bile uzun ömürlü olamayacaklardır. Hem de arkalarında kan, gözyaşı ve bir enkaz bırakarak. Zira bu dünya etme bulma dünyasıdır. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denmiştir. Zulm ile abad olunmaz denmiştir. Ve zalimlere yardım etmeyin, sonra o ateş size de dokunur denmiştir. Bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve bir insanı dirilten bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Ölen insanla birlikte onun gözünde bütün insanlık da ölmüştür zira. Hayata doğan her canlının o bakışında canlanır hayat yeniden ve bir kez daha. Haksızlıklar karşısında susanlardan olmayalım diye. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak. Mehmet Barlas. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimindeki iki rakibin tartışmalarını sabaha kadar izledim. Trump'la Biden'ın karşılıklı atışmalarından bir şeyler öğrendiğimi söyleyemem. Daha doğrusu bir şey var aklımda kalan. Bu seçimin sonucu tartışma konusu olabilir. Seçimi kim kaybederse mektupla gönderilen oyların sayımında hile yapıldı diyerek sonucun meşruluğunu tartışmaya açabilir. Temel farklar. Koronavirüslü yeni dünyanın bir özelliği de bu galiba. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde rakip siyasetçiler birbirlerini gayrimeşru görmeye eğilimliler. Nitekim Biden Trump'ı beyaz ırkçı, Trump da Biden'ı devlet ve düzen düşmanı olarak görüyor. Farklıların bir arada yaşaması demek olan demokrasi, bugünün Amerika'sında birilerine taban tabana zıt görüş sahiplerinin asla uzlaşamamaları anlamına geliyor. Ders alalım. Bizim bu durumdan ders almamız şarttır. Orta Doğu denilen çok problemli bir bölgede ulusal birliğimizi korumanın değerini bilmeliyiz. Dört köşesinde farklı çıkarların birbirlerinin gözünü oymaya niyetlendiği ve dini inançların birleştiremediği farklı topluluklar arasında Türkiye Cumhuriyeti hem ulusal birliği hem de demokrasiye bağlılığı açısından farklı bir konumdadır. 15 Temmuz'u unutmayalım. Ne yazık ki bu istisnai konumumuzun kıymetini bilmeyenler var aramızda. Bunların bazıları teröre, bazıları da mezhepçiliğe sarılmış durumdalar. Daha ötesi olabilir mi? 15 Temmuz 2016'da bunların dış kaynaklı güdülerle parlamentoyu bombaladıklarını, kendi vatandaşların üzerine ateş açtıklarını unuttuk mu? Ve daha da ötesi, bu melun girişime karışıp da yurt dışına kaçanlara sözde müttefiklerimiz sığınma hakkı tanımadılar mı? Özetle Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu karmaşık durumdan ders almalı ve Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün kıymetini bilmeliyiz. Mehmet Barlas.